Merhabalar, Crusader King serimizin yanlış hatırlamıyorsam 12. veya 13. bölüm olması lazım artık. Bölümler de karışmaya başladı. Çok da mühim değil gerçi zaten thumbnail'da veya açıklamada videonun isminde görürsünüz. Anlatamadım ama anladınız işte. Neyse. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir ufaktan bir önceki bölümün şöyle bir ince bir özetini geçeyim sizlere. Burada Addi'nin iki adet toprağı vardı. Artık bu İsim nasıl okunuyor inanın bilmiyorum ama Addin diyeceğim ben buna. Addin diyeceğim. Hem burada hem de burada hatırlarsınız bir e, toprağı vardı. Kendisinin hükümdarına bir önceki hükümdarına bir entrika entrika bir şeyler düzenledik bir denedik bakalım. Olumlu da sonuç aldık. Kendisini öldürünce yerine bu eleman geçince bu taraftaki toprakları dağıldı. Ben de bu dağılan toprakların hepsine vasallık teklif ettim. Kabul etmeleri için para verdim, ittifak kurdum falan filan bir şekilde ayarladık. Geriye burası ve burası kaldı. Bakalım Burayı zaten zaten alamayız. Burası farklı dinlere mensup. burası da savaşlı olduğundan dolayı vasallık teklif edemiyorum. Savaşı bittikten sonra vasallık teklif edeceğim kendisine. Onun haricinde yine standart bina geliştirmelerimizi yaptık. Nispeten savaşmadan yine topraklarımızı genişletmeyi başardık. Bir şekilde entrika ile mentrika ile işin üstesinden geldik. Evet ufak da bir hatırlatma bölüme tam başlamadan önce. Eğer içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Söylemek istedikleriniz varsa da seriyle alakalı ve herhangi bir şeyle alakalı yorumlar kısmında belirtirseniz. Yorumları oku, okuyorum. Bütün yorumları. Zaten fazla abonemiz yok şu an. Fazla abonemiz olsa da elimden geldiğince okumaya çalışırım. Çalışı, çalışırdım. yani Konuyla bağımsız ama neyse. Işte dediğim gibi yazın siz yani alt kısma. Evet. Lafı da fazla uzatmadan aslında mevzuya giriş yapsak çok da güzel olacak. Ve giriş yapalım. Oyunu şöyle bir başlatalım. Şimdi şuralardan neler yapabiliyoruz? Videoları her zamanki gibi Gücük kalayalım. 16'ın 16'ındır. Altın talep edebilirsiniz. Jart yapabilirsiniz. Yurt yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Çok da mühim değil şu aşamada aslında. Kasım'ın tipini falan biraz değiştirdim bu arada. Kabul edelim bakalım. Tipini falan biraz değiştirdim. Sakal makal bir şeyler ve ayar çektim ona. Çok da mühim değil. Zaten tahta kalsın geçecek bir aksilik olmaz ise. Altını 200'e çıkardık. Bu gayet iyi. Hazır altınımız 200'e çıkmışken inşaları da yaparsak çok güzel olacak. Kaleyi ben niye yükseltemiyorum? Tepe mazgallarını çünkü buluşu yok. Okey. Şimdi bize en fazla vergi verebilecek yer neresi? Mesela burası 0.9. 4, 4, ve 4. Tapınak. Eyvah eyvah kapattık. Hızlı hızlı halledelim ki. 1.3 yükselt. Kale. Kaleyi yükseltemiyoruz. Altınımız yetmiyor. Kaleyi de yükseltelim. Tamamdır. Şimdi dinle alakalı durum nedir? güzel. Kültürle alakalı o da aynı şekilde devam ediyor. Din kısmı ortodoks kısımları aslında bir an önce halletsek çok kral kralı olacak. Kontrolle alakalı durumda iki yıl kaldı. Bu kontrol olayı çok uzun sürüyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Herhalde elemanla alakalı ya da olması gerektiği gibi şu an diyebilirim. Onun haricinde Bahri ile yani böyle bir inanılmaz böyle bir gerilim var. Paket edecek gibi geliyor ya da patlatacağız gibi geliyor bir yerden sonra artık birbirimizi. Şimdi ben sana yardım etsem mi, etmesem mi? Ben sana yardım edersem ne olur? Ben sana yardım etmezsem ne olur? Bir duralım bakalım ya gidişata göre %80 kaybediyoruz şimdi. Kaybedersek ne olacak? Benim bir şeyim gidiyor mu? Gitmiyor herhalde. Çok da mühim değil. Şöyle bir şey fark ettim. Bulgarların hükümdarı değişti. Bir kadın geçmiş, bir kız geçmiş daha doğrusu. 13 yaşında. Aslında kendisi 16 yaşına geldikten sonra eğer hala bir aksilik olmazsa. Şimdi kafada planladım. Kasım'la tahta geçtikten sonra kendisi Kasım'la beraber kendisini baştan çıkarsak, sevgilimiz yapsak, din değiştirme talebinde bulunsak. Sonra da kendisiyle evlensek misal yani. Yapabiliyorsak. Komple Bulgarlara çökebiliyor muyuz? Bulgar İmparatorluğuna. Deneyeceğiz, göreceğiz. İskender'le yapmak istemiyorum. İskender zaten 55 yaşında deneyelim bakalım neler olacak neler bitecek. Evet 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 ne yapabiliyoruz? Av düzenleyebiliyoruz. Ziyafet düzenleyebiliyoruz. 98 stres kaybı. Şimdilik kalsın. Eğer stresimiz daha da yukarı seviyeye çıkarsa onu da düzenleriz. Artı 200 altınımız geliyor. Savaşta olduğumuz için de ekstradan 116 altın kazanıyoruz. Yani yapabileceğimiz ne var diye bakıyorum aslında. Hazır şurası şöyle ittifakım var da sen Kimle ittifaksın sen? Senin neresi? Çok da mühim değil gibi aslında ya. Ben senin kafana basabilirim aslında ya. Ufak ufak başlasak aslında. Hem bina geliştirmelerini yapsak hem de. Mesela Konstantiniyye'de bina inşa edilebiliyormuş kardeşim. Metropol'ü, metropolü yükseltelim. 8 yapalım. Yok 7 yapıyoruz galiba maksimum. 5 6 7 aynen 276'nımız var. Mesela kale yerine şurada inşamız varmış da. Neyse. Biraz para biriktirelim. Para biriktirelim. Senin topraklarının durumu, vergi durumu ne? 270. Mesela 451 şu bölgeyi alabiliriz. Bu bölgenin fazla 371 burası da fena değil gibi duruyor. Fena değil. Ortalama, ortalamanın bir tık daha üstünde fazla olabilir. Ordumuzun yerini taşıdık mı biz? Şöyle aslında oraya değil. Şuraya taşısak. Ben sana buradan hazır müttefikinde yokken sana düklük için Kontluk için değil de düklük için. Mesela krallık için kutsal savaşı bunu harcasak mı? Bence gerek yok. Bence gerek yok. Düklük deyip şöyle yapalım. Askerlerimizi toplayalım. Toplanması tabii ki de biraz uzun zaman alacak. Bulunduğumuz bölgeyle alakalı. Topladık. Şu kadar yeter ya. 42k yeter. Şunu birleştirelim. Ufak ufak dörde de çekeyim. Bir tık da hızlı gitsek aslında... Şu vaziyetlerde pek bir durum yok. Sen geliyorsun Naga oradan. Yani şöyle bir şey yapıp ben seni savunurum orada gibi geliyor bana. Neymiş? Spy Master bana vahim haberler getiriyor. Söylediklerine göre tanıdığım Patros hedefinde kızım şerifi olan komplolar kuruyormuş. Zindan atın abi. Kimse benim kızıma salça olamaz. Ağzını burnunu kırarım senin. Şunu bir kovala bakalım oradan. Sen. Sen de gel şurayı bir al. Oyunu da bir başlatalım. Başkentine de çökelim. Git git yakalayacağım yakalayacağım ben seni. Sen oradan kafayı kaldıramazsın ben sana söyleyeyim moruk. Güzel eser elde ettik. Neymiş Spy Master bana Ve ne henüz işin arkasında kimin olduğunu bilmesek de birisi komple planı kuruyor. Kalsımı öldürmeye çalışıyorlar. Direkt alırım kellesini. Direkt kellesini alırım. Hiç acımam. Söyleyeyim. Sıfır acıma. Bu oğlum bu ne lan? Bu sarayda ne oluyor lan? Herkes birbirine geçiriyor oğlum. Allah Allah. Neymiş? Papa bilmem ne tarafından yapılan çağrıdan sonra Katolik hükümdarlar eee, yine bir kutsal savaş. Yani söz versek söz verelim bakalım. Seriye aksiyon olmuş olur en azından. Bahri'yle yine kafa kafaya şey yapacağız da yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Şuradan ünvan oluşturabiliyor muyuz? Gasp edelim oluşturmaya gerek yok gibi duruyor şu an. Bunu da birine verelim. Kime verelim? İdaresi yüksek, idaresi yüksek. Erdem'e oğluma verelim mesela. Gel abi. Al abicim sen şurayı. Aa, tamamdır. Şuradan hemen din işini halledelim. Saçma salak. Ha benim ülkeme dahil değilmiş orası. Tamam. Şurayı yapalım. Bu kültür işi Mezopotamya'da. Mezopotamya'yı bir türlü beceremiyor ha. Mezopotamya'da sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Bak siz çok fenasınız. Sizin aklınızı alırım ben. Bilader. Sizin aklınızı alırım. Lütfen zorlamayın beni kardeşim. Bu savaş ne zaman başlayacak? Of, of 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 of. Altın çok az ya. Altın çok az. Şöyle bir şey yapacağım. Bu savaş başlamadan şuraya aktırsak. Orada bir kalsın bakalım. Paralı askerlere gerek yok. Kutsal tarikatlar, cartlar, curtlar. Benim kutsal tarikatım vardı. Benim kutsal tarikatım vardı. Nerede o? Adı ne? Aldınız ne sizin? Acı mı gitsek? Savaştan sonra gideriz. Adıca gideriz savaştan sonra. Ben bu İskenderle aslında gençken gittiğimi hatırlıyorum ben ya. Onun etkisi ömür boyu sürmüyor sanırım. Nelerimiz var? Süslerden bir şeyler var. Pulanmış dil kılavuzu. Bir kullanalım bari, ne yapalım? Bir tane zırh yaptırsak aslında. Aksana şuna ya. Can gibi yemin ediyorum ya. Aslan parçası, aslan parçası. Bayezid'e Artepe evlenebilir diyor. Prestij kazancı. Sen kimsin? Çağatay. Gel abi. Bir dakika ittifak kurabilirsiniz diyor. Erdem'le de ittifakımızı kuralım ki herhangi bir problem yaşamayalım. Şimdi şu saraya ne koyabilirsek. Bu zımbırtılar vardı ya işte mimar tarzı falan şeyler yapabiliyoruz ya. Göreceksiniz zaten anlatamadım ama. Tabi bulabilirsem. Kararlar. Entrika. Saray mensupları. Ha. Mesela nelerimiz var nelerimiz var. Bina inşa etme süresi yatkınlığına göre değişiyormuş. Excellent mesela gel. Binaları çabuk çabuk seri seri inşa edebilir. Tabii ki biraz altından yiyecek ama çok da mühim değil aslında. Neler var başka neler var. Hmm, bakıyorum şu an. Şövalye verimliliğini arttırıyor. Mesela good. Kalsını koyalım bakalım buraya. Gayet iyi bence. Vasal görüşünü eksi 8 yedik ama çok da mühim değil. Lelerimiz biraz da artmış olur en azından. Başka ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Tamam şimdilik iyi fena değil gibi sanki. Tamamdır. Verdiğimiz parayı zaten geri çıkardık aldığımız vergilerden. Toprağımız fazla olduğu için. Aa okumadım ben onu ya. Bu mu? Bura neresi lan? Sizin savaşınız bitti. Bitti bitti. Dur ben sana vasallık teklif etsem eksi 3'ten kabul etmiyorsun. Bak şimdi nasıl kabul edeceksin sen izle. Kabul et. Şunu bir kabul et. Emin ediyor emin olsun. Oğlum bir kabul et lan. Kabul etmiyor ya ite bak. Niye kabul etmiyorsun sen? Sıfırda kaldı. Sana evlilik düzenle desek mesela. Erkek torun desek. Şöyle yapsak. Olur mu? Sıfırda kaldı. Neyi değiştirebiliriz? Kararsızlık oluyor. Meşhur üzerine de olmadığımız için kültürel kabullenme, temel isteksizlik. Senin aramızdaki şeyi biz niye düzenleyemiyoruz? Etkile desek mesela. Sana birisi çökmeden ben sana direkt vasallık teklifi götürsem. Tamam veririz kardeşim sen gel sen gel. Veririz sıkıntı yok. İki sırada verebileceğim kadar yakın fakat ata beyaz hakkında olduğunu anlayabildim. Ayaz'a söyleyelim. Spiderman Secret oğlum Ahmet birisine karşı komple kurmuş ve plan hedefine kızım Şerife. Oğlum bu Şerife'yi niye öldürmek istiyorsunuz lan siz bu kadar? Şerife de Şerife, Şerife de Şerife. Anasını satayım. Ne istiyorsunuz oğlum bu kızdan? Ne yaptı oğlum bu kız size? Gel. Neresi bilmiyorum ama. Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi sana zaten şey yapamıyoruz. Senin Müslüman mısın sen? Değilsin. Sana ben... aa bak basallık teklif edebiliyoruz ama dini muafiyet seçsek yok. Olmuyor. Addine yapamıyor muyuz aynısını? O da çok ekside. Yani kurtardık, kurtardık, kurtardık. En azından toparladık, biraz daha hallettik. Şuralarda hiç Müslüman var mı? Mesela Türk ama Ortodoks kendisi. Neden? Dini muafiyet desek, Osmanlı'nın durumu çok kötü. Osmanlı'nın durumu sıkıntı. Hmm, sen Ortodoks olmamalıydın ya. Şöyle yapsak. Saraya davet et desek. Mesela seni. Ya da seni davet... Yok. Şimdi. Yok abi. Yok. Mecbur savaşacağız biz seninle. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakıyorum. Vasallaştırabileceğimiz bir yer var mı? Mesela Sunni Yazarı e buna az önce geldi. Daha önce hiçbir erken çok fazla tutku sahibi olabileceği hayal et demiştim. Lakin hayat yanlış olduğumu kanıtladı. Bazen tüm boş zamanım bilmem ne için en iyi hediyeleri seçmek ve devavetiyle gelecek hakkında kurmak için geçiyormuş gibi geliyor. Daha ne kadar? Yani yolun sonuna ulaştık artık. Tamam. Nedir abi bu? Dinsizlik sırrı da varken kendisini yapabilecek bir şey yok kardeşim. 2K gollumuz var. Bu gollu cayır cayır harcamamız lazım arkadaşlar. Ama nedense harcayamıyoruz. Çünkü kale seviyesi maksimum limite gelmiş. Şuradan şu mu 1.1? Yok. Şuydu. Onu yükselt. Tapınak zaten maksimum seviye olmuş. 0.4. 0.4. Milis veren hangisi var? Hasarları arttırıyor. Şunu yapalım. Çavdarisar kalesine. Kaleyi 4 yapabiliyor muyuz? Umuyoruz. Artı 4 veriyor. Artı 5 veriyor. Şöyle 5'i abanalım. Kapınağı yükseltemiyoruz. Seri seri halletmeye çalışıyorum. Mesela artı 2 bak gayet iyi. Kaleyi yükseltelim burada. Kaleye biraz fazla para gidiyor. Sıkıntı yok. 0.4 0.4 1.1 Bunu geliştiremiyoruz. O zaman bunu geliştirelim. Tamamdır abiler. Güzel. Güzel. Bağlarımız 15 oldu. Osmanlı şey yapıyor. Osmanlı savaştı hala yine galiba. Yine bir savaşa mı girdi Osmanlı? Kim bu? Hmm, kendi içinde sanırım. Evet gayet iyi. Şurayı da alsak mesela çok güzel olacak. Ama şimdi savaşsak mı Osmanlı? Yla. Müttefikleri de var. 15K'da askeri var. İlginç çok ilginç ya. Yani müttefikleri bir türlü şey olmuyor Osmanlı'nın. Sürekli müttefik. Sürekli. Kapatalım abi şunları. Bizim reisin durumu ne? 56 yaşında. Bu ne zaman geliyor? 3 ay sonra savaş başlıyor. Yani... 426 276. Kimin olduğunu bilmesek de birisi komple planı kurar ve bu hedefinde oğlum Kasım var. Dur dur. Kasım oğlum seni zaten bak ben tutuyorum ayakta. Haberin olsun yani. Bir de sen bir çocuk yap. Gözünü seveyim Kasım. Sen niye çocuk yapmıyorsun ya? Bu neymiş? Ha bu şey. Okey şey vermiştik ya kendisine. Tamam tamam. Bu neymiş? Spamiz Yaman birisine karşı koplanı. Sen Kasım'a karşı şey mi yapıyorsun? Cinayet teşebbüsü. Çıkar ortaya. Seni kına. Seni kınıyorum. Başka ne yapabiliriz? Bu ne? Şeyini mi oyluyoruz acaba? Denedim valla. Bir şeyler yaptım ama. Tamamdır. Savaş başladı. Şu askerleri bir toplayalım bakalım. Şurada. Bakalım neler olacak. Gelin abi siz. Tek bir çatı altına toplanın bakayım. Ordunun başında kim var? komutanımız var. Bana buradan salça olacak mısınız siz? Şşş. Şurada bekleyelim ya. İkmal limiti yetmiyor. Limit yeten bir yer yok mu? Şuraya gitsek. öyle gidelim bakalım. Ölür mü askerlerimiz? Tabii ki de maraşalımız patladı yine. Turan atayalım. Evet. Oğlum bu kalsımdan ne istiyorlar ya? Bu kalsımdan ne istiyorlar ya böyle? Öldürecekler Kasım ha. Sonunda Kasım'ın çocuğu oldu. Sonunda. Baturay bakacağım. Teşekkür ediyorum Kasım. Dahi çekici. Sen nesin böyle ya? Sen nesin böyle ya? Gel. Gel, gel sen nesin böyle, koçum benim gel. Of 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 of. Bu kız sorunun gerek yok. Gel, siz bir nişanlanın bakalım. Sarayda sürekli entrika dönüyor, Sa sürekli ve devamlı olarak Kalsımı hedef alıyorlar. Anlamadım bir şekilde Kalsım ölürse patlarız bu arada onu söyleyeyim. Gel buraya gel, gel ve kafana basayım bir de ben savaşıyım lan. Gelin oğlum buraya. Nereye kaçıyorsunuz lan? Oğlum ben sizi niye yakalayamıyorum ya? Hadi, hadi. Seri, seri. Ne var burada? Seni halledeceğim Yaman. Seni seni se seni halledeceğim Koçum. Ben halledeceğim. Senin derdin ne peki? Bağımsızlık elde. Bağımsızlık istiyorlarmış. Neresi abi burası? %7'de artısı var. Garip. Neyse. Çık abi geri. Geri mi döndünüz siz? Ben size bu yol, yol üstünde karşılar kafanıza basarım. Sizi oradan atlayıp bana yolluyorlar. Ben de burada birazını çekeceğim şimdi sizin. Rahat olun. Yok kapışamıyoruz ki. Neyse yapacak bir şey yok. şurada yol üstünde karşılarız kendilerini. Ne diyeyim yani şimdi. Şuradan gidelim de. Şu örgütleşmenin durumu ne? %7'de kaldı. Bunlarla çarpışamıyorum ben garip bir şekilde. Neden çarpışamıyorum acaba? Önümden geçip duruyorlar. Şurada bekleyelim bakalım. Bir savaşsaydık be. Bir savaşsaydık be kardeşim be. Ha? Aktar. Uluç. Evlen. Yaman seni hapsedeceğim. Sen kalsıma karşı komplo kuruyordun değil mi? Seni hapsedeceğim. Ne olursa olsun. Nereden geliyor bunlar? Bir de nereye geliyorlar? Bu da toplanıyorlar aslında. Ben ne kadar kazandım? Ama Perset şimdi gel. Gel Yaman. Yaman. Allah'ın cezası Yaman. Ağzını burnunu bir kırayım senin Yaman. İte bak. Ayar etti beni. Gel. Gidiyor bir de almaya çalışıyor falan. Gerizekalı zekalı herif. Ağzını burnunu bir kırayım da senin bir keyfin yerine gelsin. Onun başı da budur ha. Gel buraya gel gel. Nük limitini niye üstündeyim ya? Tamam hallederiz sıkıntı yok. Şunu bir halledelim de önce. İti bir vuralım da kafasına şu itin. Abi bir çocuk oldu çok güzel. Tungo olsun senin adında koç. Tungo'ya da bakarız şimdi. Gel. Tamam. Kasım'a değil. Aksungur'a verelim burayı. Tamamdır. Şunun hepsini ters et. Şimdi biz o lavuğu hapsettik değil mi? Senin o lavu, lavuk gel bakayım buraya. Neredesin sen? Ayrım birbirine dolandı. Gel buraya gel. Neredesin oğlum? Saklar. Yaman. Şimdi bana ben seni öldürsem direkt. İdam etsem ne olacak? Tamam hiç önemli değil. Vur abi kafasına. Vurdum kafasına. Hadi bakayım işine kardeşim. Sen benim oğluma nasıl şey yaparsın lan? Şerefsiz. Neymiş günahkar bedellerimizin? Haneden katili. Bana ne? Çok da umurumda anasını satayım. Hanedan mensubu falan değildi kardeşim bu arada ya. Baksın yolun haydi haydi herkes kendi işine hadi. Çok da umurumda. It oldu it. Onu da koy. Ama 5K'da para birikmiş bak. 5K'da para birikmiş. Güzel. Hemen onlara da bir şöyle 3'e çekip Konya'ya hemen Kale yapamıyoruz tabii ki de. Ee, neler neler yapabiliyoruz. Yükselt. Tapına yükseltemiyoruz. 04, 05, 04 Gel. Kale yükselmiyor. 4 7 7 Yükselt. Aban 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 aban. Yükselt. Tapınak yükselmiyor. 2.5 yapıştır. Seri seri halletmeye çalışıyorum ki arkadaşlar. Şöyle 0.4 0.4 0.8 yükselt. Kale yükselt. Devam ki 0.2 07. Yani Biris şey de artıyor. Yapıştır. Paramız var. Sıkıntımız yok. 09 02. 09. Bunu da arttıralım hemen. Kale seviyesini yükseltelim. Kale seviyesini yükseltelim. Burada ne durum var? 02. Tarlaya basalım. Tamamdır. Gayet iyi oldu bence. Gayet de çok da Aa, şeye bakacaktık. Tunga'ya. Yok Tunga değil. Tunga değil. Tunga değil şey çok iyi. Baturay çok iyi. Baturay canavar gibi. Sonunda mazgalları keşfettik. Bu binaların seviyesini bir tık daha bazı binaların seviyesini bir tık daha arttırmamızı sağlayacak. Şatma Kuşatma safa süresini de daha da düşürelim. Zaten bitmek üzere. Onu da bitirelim. Şimdi senin nasıl 90k askerin var ya? Sen niye bu kadar güçlüsün ya? Çok güçlü ya. Acayip güçlü. Çok güçlü lan herif. Adam daha da güçleniyor. Ölmüş şeyi bu arada. Nedir o? Bir önceki hükümdarı. Seni öldürmeye kalksak 195 diyor. Gel abi. Bir entrika daha çevirelim. Belki işimize yarar. Nerede bu entrika plan? Davet et diyelim de ikna edilebilir diyor. Ver abi rüşveti. Ver abi rüşveti. Ver abi ona da. Kadın. Gel al rüşveti. Kabul edecek misiniz? Güzel. 19 yardakçı. Üf üf üf, üf. Bakalım neler olacak. 12 ay bir yıl süre var. Bir yılda bakalım neler olacak. Bekliyorum. Beklemedeyim. Bekliyoruz. Senin durumun ne? Ben sana savaş açsam mesela şimdi direkt. paraları toplamaya başlasak artık çok güzel olacak ya. Değil mi? Toplayalım artık yani. Neymiş bu? Planım açığa çıkarıldı diyor. Nasıl ya? %95 olan o şeydi lan. Dağımcıları da keşfettik. Kültürel olarak neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? Adi senet diye bir şey kalmış. Bunu gelişmiş çıkartışı veriyormuş. %10 seviyesinde. Artı 10. Şunu şöyle yap. Şu saraya bir girelim. Saray olaylarına bakarız ya. Nedir durum? Hmm. Zalim kılıcı kullansınlar. Kasım ağzını burnunu kırmış herifin. Güzel. Reis işte yapabilecek bir şey yok. Kasım sıkıntılı. Kasım'a bulaşmamak lazım. Kasım dertli Kasım. Problemli Kasım. Kasım Kasım. Hadi şu plan 8 ay kaldı. Merak ediyorum ne olacak öldükten sonra. Atletik uçuk. Bu nasıl bir çocuk lan? Nasıl bir çocuk lan bu? Garip bir çocuk ha. Vasal görüşünü arttırırız. Burada %7 de kaldı bu. Bunu iptal etmemiz lazım. Beylik buraya. Odishi. Dur, 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 dur. Dini unuttuk. Bir saniye. Din muhabbetini unut. Orası şey lan zaten. Orası... Ne oluyor orada? Orada bir şeyler dönüyor ama şu sol tarafta bir şey kaldı mı? Kalmadı. Güzel. Şöyle yapalım. Neresi kaldı? Şurayı da yapalım. 7 ay, 2 ay. 2 ay da halleder. Bizim reisin şeye baksana, öğrenime baksana. 44 keşfetti diyor. Tüh. Olmadı ya bu. Olmadı ya bu. Bu çok kötü oldu. Ünvan ver desek. Bu adam var ya bana bir de savaş açarsa biz patlarız ha. Harbi patlarız ha. Hmm, patladık. Adam bana savaş açacak. Adam bana savaş açacak. Neresi abi burası? Oğlum sizde bir sıkıntı var bak. Siz, siz sizi, sizi ben hiç sevmiyorum. Siz, siz, sizde bir dert sizin bir derdiniz bir Şeyiniz var, bir sıkıntınız var birader. Neden sizin bir sıkıntınız var? Derdiniz nedir yani sizin? Çok enteresanlar ya. Şunu bir de orada çekelim. Ama hiç kale inşaları, male inşaları halloldu. Şöyle bir şey yapacağım. Biraz daha para biriksin. Biraz daha paramız biriksin. Biraz aksiyonsuz geçiyor ama bir sonraki bölüme bam gün salçı olacağız millete. Rahat olun. Dediğim gibi birkaç bölüm bu şekilde. Ey, ey, ey. Senle müzikti Fuat kız. Sen benim vasalım olmayı kabul etsen var ya. Sen benim vasalım olmayı kabul etsen var ya. Çok güzel olacak da. Addin'e mesela savaş açsak, Addin'e savaş açsak, krallık için kutsal savaş desek. Şöyle komple sal salça olsak. Çünkü başka türlü başka nereye savaş açabiliriz krallık için? Bulgarlara savaş açabiliriz de. Bulgarları aslında daha sonra. Avrupa'ya Kasım'la girmek istiyorum ben. Avrupa'ya Kasım'la gireceğiz. Reis ölmeden de aslında şeyi yapabiliriz ya. Addini komple bitirebilirim ben. Ve bitireceğim. Kafeye koydum. Bu bölümü de burada bitirelim. Bu şekilde. Bu da burada bitirelim. Bu savaştan sonra tabii ki de. Birleşin abi. Hemen çöküyor bak. İte bak. Gelin bakayım siz. Gel bir basayım bakayım. Kaçma. Kaçma. Vurayım kafana da kaçma. Yakalayacağım. Birinizi yakalayacağım orada. Gel sen de gel. Osmanlı ile müttefik bir de ha bak. ite bak. Ala 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 gideceğiz. Yine Mareşal mi yok? Stewart şey gitti. İdareci gitti. Kasım'ı koyalım oraya bari. Kasım da her işe yarıyor anasını satayım ya. Kasım da Kasım ha. Harbi canavar gibi çocuk. Gel bakalım aslan. Alacağım oraya ben geri senden biliyorsun değil mi? Kasım'ın da çocuğu olmuyor dedik. Şakır şakır çocuk yapıyor. Burak mı koyduk çocuğun adını biz? Burak ne? Saltuk. Zeki, çekici. Ya bizim şeyimiz Baturay arkadaşlar. Dahi, çekici, herkül, düşünceli. Çocuk canavar gibi geliyor. Evet. Savaş biraz çabuk bitti ama. Gördüğünüz gibi içinden geçtik kendilerin. Şu orduyu ters edelim. Evet. Şimdi ünvanlar gasp edilebilir. Şuraya bir oluşturalım. Şurayı da oluşturalım. Yeterli altınımız var. Gasp et. Bunu da gasp et. tersiz bağlar diyor. Bağları tokatladınız mı lan? Sana izin ver diyelim o zaman gel. Mülk limitinin üstüne çıktık. Şimdi 10 tane şey vermemiz lazım. Mülk vermemiz lazım. Nasıl yapacağız? Bunların dağılımını bir yapalım önce. Düklük sahibi olduğumuz için zaten şurayı bir birine verelim. Sen nesin? Sünnisin. Değil mi? Gel. Sana verelim burayı. Sen al burayı. Neresi var? Şurası var. Sana da verelim buradan bir yere. Bülent'e verelim mesela. Orayı da. Tamam. Bir tane daha verebileceğiz. Vermemiz gerekiyor. Eksi yemememiz için. Alta Bey Aziz. Ramazan. Ramazan gel koç. Sana da buraya vereceğim. Tamam. Mis gibi oldu. Çok güzel. artık bitirdik arkadaşlar. Addin tüccarlardan bana birkaç tohum verdi. Beden zihin sağlığı için iyi bitkiler olduğunu söylüyor. Tamam. Şimdi sen vasallık teklifini kabul etmiyorsun. Çünkü göt gibi kaldın orada. Göt gibi kaldığı için vasallık teklifini kabul etmeyeceksin. Evet bu bölümü burada bitirelim. Arkadaşlar bence gayet tadında keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Topraklarımızı da bayağı genişlettik. En azından şu lanet at dinden kurtulmuş olduk. Yine böyle salak saçma yerlerde ufak ufak topraklar kaldı da bunları bir sonraki bölümde hallederiz. Mühim değil. Teşekkür ederim için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.